Merhaba, soru yoruma hoş geldiniz. Konumuz suni tohumlama. Konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fetih Gülyüz. Hocam merhaba. Merhaba. Bugün konumuz suni tohumlama. Size birkaç soru soracağım. Elbette, buyurun. Soruyorum. Suni tohumlama nedir? Suni tohumlama, uygun teknik ve yöntemlerle erkek hayvandan alınan spermanın yine uygun teknik ve yöntemlerle dişi hayvanlara aktarılmasıdır. Soruyorum. Suni tohumlama sadece çiftlik hayvanlarında mı yapılabilir? Genel anlamda öyle ama sığır, kısrak, koyun, keçi, kedi, köpekte de yapılabilmekte. Neden suni tohumlama? Bir boğadan bir çiftleşmede bir buzağı elde edilebilirken, yani bir inek tohumlanabilirken, suni tohumlamayla aynı boğanın bir dişiye verdiği spermayla 400 üzerinde hayvan tohumlanabilir. Bir diğer avantajı, çiftleşmeyle bulaşan hastalıkların kontrol edilmesi mümkündür suni tohumlamayla. Bir diğeri de işletmenin boğa bakım külfetinden kurtulması demektir. Soruyorum, suni tohumlamada doğacak hayvanın cinsiyetini seçebilir miyiz? Elbette. Cinsiyeti belirli spermalarla tohumlama yapılarak ister etçi, ister sütçü anlamında dişi ya da erkek hayvanlar, daha doğrusu buzağlar elde etmek mümkündür. Soruyorum, suni tohumlamada bir yetiştiricinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Burada suni tohumlamanın başarısından söz etmek gerekir. Başarılı bir suni tohumlama için yetiştiricinin mutlaka ineklerin kızgınlıklarını takip etmesi gerekir. İneklerin kızgınlığı takip edildikten sonra teknisyen ya da veteriner hekime haber verilerek uygun zamanda, uygun saatte tohumlama yapılırsa büyük bir kolaylık sağlar işletmeye.